Evet, sevgili gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün tepkime hızı ile ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi tepkimemizi inceleyecek olursak bakalım. Hız bağıntılarının karşılaştırılması ile ilgili bir soru. NH3'ten 2 mol harcandığı zaman N2'den 1 mol oluşuyor. H2'den kaç mol oluşuyor? 3 mol oluşuyor. Bu şu demektir. NH3'ün harcanma hızı N2'nin oluşma hızının 2 katı. Yine H2'nin oluşma hızı N2'nin oluşma hızının kaç katıdır? 3 katıdır diyebiliriz. O halde bakalım. NH3'ün hızı N2'nin hızının 2 katıdır demiş. Doğru. Evet. 2'ye 1 demişiz. İkinci öncüle bakalım. H2'nin hızı N2'nin hızının kaç katı olacaktı? 3 katı. Burada tam tersini yazmış. Buna yanlış diyeceğiz. Pekala. NH3'ün hızı H2'nin hızı kaç hızının kaç katı demiş? 1,5 katıdır demiş. Yanlış. H2'nin hızı NH3'ün hızının kaç katıdır? 1,5 katıdır olacaktı. Dolayısıyla doğru seçenek Adana diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Şöyle demiş. Bağ potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İleri aktifleşme enerjisi 65 kilojüldür demiş. Öncelikle şunları bir ifade edelim. Şu değer neydi sevgili gençler? Burası reaktiflerin yani tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi. Şu değer ürünlerin potansiyel enerjisiydi. O halde bakalım. Şöyle diyeceğiz. Şuradan şuraya kadar yani girenlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki fark neydi? İleri aktifleşme enerjisiydi. Şu kısım neydi? Ürünlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki fark da neydi? Geri aktifleşme enerjisiydi. Ürünlerle reaktifler arasındaki fark neydi? Burası da delta H idi. Evet, o halde bakalım. İleri aktifleşme enerjisi 65 kilojüldür. Doğru diyeceğiz. Bakın 75'ten 10'u çıkarırsanız 65'i verir. Girenlerin potansiyel enerjisi toplamı 10 kilojüldür. Evet, doğru diyeceğiz. C seçeneğinde şöyle demiş. Geri aktifleşme enerjisi 122 kilojüldür. Geri aktifleşme enerjisine bakalım. 75 ile 47'yi toplayalım. Kaç olacaktır? 2 elde var 1, 11, bir de eldeydi 12, 122 kilojül olacaktır. Bu da doğru. D seçeneğinde şöyle demiş, tepkime ısısı 37 kilojüldür. Bakalım tepkime ısısı neydi? Delta H eşittir. Ürünlerin potansiyel enerjisi eksi reaktiflerin potansiyel enerjisi demiştik. Ürünlerin potansiyel enerjisi eksi 47, eksi diyeceğiz. Girenlerin potansiyel enerjisi 10. Buradan ne çıkacaktır? Eksi 57 çıkacaktır. Burada ne demiş? Tepkime ısısına 37 kilojüldür demiş. Yanlış diyeceğiz. E seçeneğinde şöyle demiş. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 75 kilojüldür demiş. Bakalım aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 75 kilojüldür. Buna doğru diyeceğiz. Burası doğru seçenek ne olacaktır? Yani yanlış olan Denizli olacaktır. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Şöyle demiş. Tepkimesinde X'in harcama hızı 10.8 gram bölü dakika iken H2'nin oluşma hızı 0.6 mol bölü dakikadır. Buna göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldür? Önce şunu bulmamız lazım sevgili gençler. Bakın 1 dakikada 0.6 mol oluşuyormuş. Şuraya bir yazalım. Bunlar ne kadar oluşmuş? 0.6 mol oluşmuş. Şundan 1 mol tepkimeye girdiği zaman bunlar ne kadar oluşuyormuş? Bakın 1.5 mol oluşuyormuş. O zaman bundan 0.6 mol oluşması için diyorum. Şöyle yazalım isterseniz. 1 mol X harcandığı zaman 1.5 mol hidrojen gazı oluşacak. Bizde oluşan ne kadar? 0.6 mol. 0.6 mol hidrojen gazı oluşması için diyorum. Kaç mol X harcamalıdır? Bu durumda burası kaç mol çıkacaktır? 0.4 mol çıkacaktır. O halde bakalım. Demek ki 1 dakikada harcanan X 0.4 mol. Peki bu X kaç grama tekabül ediyormuş ona bakalım. 10.8 gram. O halde şöyle diyeceğim. 0.4 mol X 10.8 gram ise 1 mol X kaç gramdır? Buradan gerekli işlemi yaparsak X ne çıkar? 27 gram bölü mol çıkar. Yani doğru seçenek Denizli diyeceğiz. Evet, sorumuzda şöyle demiş. Bakalım. Aktifleşme enerjisi hakkında yukarıda verilen ifadeler doğru ya da yanlış olarak belirtildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi oluşur? Yani hangileri doğru, hangileri yanlış demiş. Bakalım.
Bir tepkiminin başlayabilmesi için gereken minimum enerji olarak tanımlanır. Evet, aktifleşme enerjisi için buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Pozitif ya da negatif değerler alabilir. Yanlış. Çünkü aktifleşme enerjisi her zaman için nedir? Pozitif değerlerdir. Tepkimenin türüne bağlıdır demiş. Evet, her tepkimenin kendine has bir neyi vardır? Aktifleşme enerjisi vardır. Dolayısıyla doğru, yanlış, doğru diyeceğiz. C seçeneğinde var diyoruz. Cevap Ceyhan. Evet. Bu sorumuza bakalım. Yukarıda sabit sıcaklıkta ve sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimelerden hangilerinin hızları basınç değişimiyle ölçülebilir? Şöyle bir bakalım isterseniz. Bakın burada 1 mol karbonmonoksit var, 2 mol de su var. Toplamda ne kadar var? Kaç mol madde var? 3 mol gaz var. Bakın 3 mol gazdan arkadaşlar 1, 2 daha yine kaç mol gaz oluşmuş? 3 mol gaz oluşmuş. Mol sayısı değişmemiş. Biliyorsunuz mol ile basınç nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Mol değişmediğine göre basınç da değişmeyecektir. Dolayısıyla ben bunu basınç değişimiyle ne yapamam? Bu tepkimenin hızını ölçemem. İkinci tepkimemize bakalım. 1, 2 daha 3 mol tepkimeye girmiş. 3 mol gaz. Oluşan ne kadar? 1 mol gaz. Bakın burası ne? Sıvı. Dolayısıyla bunu almayacağım ben. 3 mol gazdan 1 mol gaz oluştuğuna göre zamanla mol sayısı azalacak. Gazın mol sayısı azaldığına göre basınç da azalacak. Dolayısıyla basınçtaki azalmayla ben ne yapabilirim? Bu tepkimenin hızını takip edebilirim. Üçüncü öncülüğe bakalım. 4 mol'den 3, 1 daha 4 mol'den kaç mol gaz oluşmuş? 2 mol gaz oluşmuş. Burada da ne olacak? Yine zamanla mol sayısı azaldığı için basınç azalacak. Burada da basınçtaki azalmayla ben ne yapabilirim? Tepkimenin hızını takip edebilirim. Evet, şu sorumuza bakalım. Tek basamakta gerçekleşen endotermik bir tepkime için, ben hemen bir endotermik tepkime çizeyim. Şuraya potansiyel enerji, şuraya da tepkime koordinatı diyelim. Şöyle olacak, yönümüz şöyle yukarı doğru olacak. Endotermik tepkimemizi çizmiş olduk. Endotermik tepkimelerde delta sıfırdan büyüktür, o halde doğru diyeceğiz. Şu kısım neydi? Şurası bakın, ileri aktifleşme enerjisi. Şurası da nedir? Geri aktifleşme enerjisi. Nedir? Bakın ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden büyüktür. O halde buna da doğru diyeceğiz. Girenlerin potansiyel enerjisi toplamı ürünlerin potansiyel enerjileri toplamından daha büyüktür. Bakalım. Girenlerin potansiyel enerjisi şu bölge. Ürünlerin potansiyel enerjisi de burası. Kimin potansiyel enerjisi daha büyük? Ürünlerin potansiyel enerjisi daha büyük. Ama burada ne diyor bize? Girenlerin potansiyel enerjileri toplamı ürünlerin potansiyel enerjileri toplamından daha büyüktür. Buna ne diyeceğiz biz? Yanlış diyeceğiz. Dolayısıyla doğru seçenek Ceyhan, yani 1 ve 2 olacak diyoruz. Evet, şu sorumuza bakalım. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir demiş, birinci tepkime egzotermiktir. Bakalım. Yön aşağı doğru olduğuna göre evet egzotermiktir. Bir de delta H'ı biz nasıl buluyorduk sevgili gençler? Delta H şöyle diyorduk. Ürünlerin potansiyel enerjisi kaç? Eksi 30. Eksi diyeceğiz. Girenlerin potansiyel enerjisi 15. Delta H buradan ne çıkar? Eksi 45 çıkar. Yani şu fark nedir? Eksi 45'tir. Dolayısıyla delta H negatif çıktığına göre egzotermiktir. O halde buna doğru diyeceğim ben. İkinci tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi 45 kilojüldür. Bakalım. İkinci tepkimede aktifleşmiş kompleks kaç? Bakın evet 45 kilojüldür. Doğru diyeceğiz. Birinci tepkimede aktifleşmiş kompleks kaç kilojül? O da 47. Peki bakalım üçüncü öncüle. Birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi ikinci tepkimenin aktifleşme enerjisinden daha büyüktür. Bakalım birinci tepkimemizin aktifleşme enerjisi şurası. Girenle aktifleşmiş kompleks arasındaki farklı. 47'den 15'i çıkarırsak ne olur? Burası 32 olur. Aktifleşme enerjimiz 32. Biliyorsunuz ileri aktifleşme enerjisi aynı zamanda aktifleşme enerjisi olarak ifade ediliyordu. İkinci tepkimemizde bakın girenle aktifleşmiş kompleks arasındaki fark bize neyi veriyordu? İleri aktifleşme enerjisini veriyordu. Aradaki fark kaç? Burası 55. O halde ne olacaktır? Birinci tepkimemizin aktifleşme enerjisi kaç? 32. İkinci tepkimemizin aktifleşme enerjisi 55. Burada ne diyor?
Birinci tepki yönünde aktifleşme arası ikinci tepki yönünde aktifleşme arasından daha büyüktür diyor. Buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. O halde doğru seçenek C olacak. Cevap 1 ve 2 diyoruz. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. Şöyle demiş. Tek basamakta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili hız ifadesi k çarpı h2 çarpı f2'dir demiş. Şimdi öncelikle hız ifadesini biz nasıl yazıyorduk? R eşittir k çarpı girenlerin derişimi diyorduk eğer hatırlıyorsak. Girenlerin derişiminin n'inci kuvveti. N burada neydi? Tepkime derecesi idi. Şöyle tepkime derecesinin tepkimenin hız sabitinin birimini nasıl buluyorduk? Onu söyleyelim de. Önce şunu bir anlatalım. R eşittir k çarpı girenlerin derişiminin n'inci kuvveti. N burada neydi? Tepkime derecesi veya tepkime mertebesi diyorduk. Buradaki k nedir? Hız sabitidir. R nedir? Hız. Şu köşeli parantezde ne ifade eder? Girenlerin derişimini ifade eder. Öncelikle hız ifadesinde kimler yer alıyordu? Eğer derişimler cinsinden yazacaksanız gazlar ve suda çözünenler yer alıyordu. Saf katı ve sıvılar yer almıyordu. Neden? Çünkü saf katı ve sıvıların derişimi sabittir. Dolayısıyla bunlar hıza etki etmezler. Hız ifadesinde de ne yapmazlar? Yer almazlar. Eğer kısmi basınçlar cinsinden hız ifadesini yazıyorsanız da sadece kimler yazılıyordu? Gazlar yazılıyor diye. Peki şu K'nın birimini biz nasıl buluyorduk? K'nın birimini şöyle buluyorduk. K'nın birimini. Litre bölü mol diyorduk. Üzeri n-1. Çarpı ne diyorduk? 1 bölü saniye diyorduk. Evet, bunu da unutmayalım. Şimdi bakalım. Diyor ki hız ifadesi k çarpı h2'nin birinci kuvveti çarpı f2'nin birinci kuvvetidir. Girenlere göre yazıyorduk. Girenler ikisi de gaz. O zaman hız ifademiz doğru. Hız sabitinin birimi litre bölü mol çarpı saniye üzeri -1'dir demiş. Öncelikle tepkime derecemiz kaç onu bulalım. Bakın şurası 1, şurası da 1. Kaç olacak? Tepkime derecemiz 2 olacak. 2'nin bir eksiğini alırsanız bakın şöyle diyeceğim. Litre bölü mol. Tepkime derecemiz 2 idi. Bir eksiği ne olur? 1 çarpı ne diyoruz? 1 bölü saniye. Halde buna ne diyeceğiz? Buna da doğru diyeceğiz. Şurası tabi bölüm işareti olduğu için şurada tekrardan -1 demesine gerek yok. Evet bakalım. Tepkime hızı sabit sıcaklıkta basınç değişimiyle takip edilebilir. Bakalım. Bir bundan, bir de bundan kaç mol gaz girmiş tepkimeye? 2 mol gaz girmiş, 2 mol gaz oluşmuş. O halde basınç değişimi yok. Yani toplam mol sayısında değişiklik olmadığına göre basınçta da değişim olmayacaktır. Dolayısıyla basınç değişimiyle ben ne yapamam? Bu tepkimeyi takip edemem. Doğru seçenek ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Tepkimesinde oksijen gazının ortalama harcama hızı 0.1 mol bölü dakika olduğuna göre aynı sürede N2O gazının ortalama oluşma hızı normal koşullarda kaç litre bölü dakikadır? Burada bakın mol bölü dakika vermiş. Burada litre bölü dakika cinsinden istiyor bizden. Bir de verilen kim? Oksijenin ortalama harcama hızı. Şuraya bir yazalım. Oksijenden ne kadar harcanıyormuş? 0.1 mol. Bakalım. Bundan 1 mol harcandığı zaman bundan kaç mol oluşuyormuş bakın? 2 mol oluşuyormuş. 1'e 2 ise 0 1'e kaçtır? 0.2 mol bölü dakikadır. Şu molü de litreye çevireceğiz. Normal koşullarda biliyorsunuz 1 mol 22.4 litreydi. O halde 0.2 mol nedir? 4.48 litre bölü ne diyeceğiz? Dakika diyeceğiz. O halde doğru seçenek denizdir diyoruz. Evet. Sorumuza bakalım. Farklı sıcaklıklarda gerçekleştiren bir tepkime için molekül yüzdesi kinetik enerji grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Şöyle diyeceğiz. Öncelikle şu EA neydi? Aktifleşme enerjisiydi. Şimdi T1 sıcaklığında ve T2 sıcaklığında aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısı veya molekül sayısı nedir? Onu bulalım bir öncelikle. Şöyle diyeceğim bakın. Sıcaklık T2 iken birim zamanda aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısı şu sarıyla çizdiğim alan. Sıcaklık T1 iken aktifleşme enerjisini birim zamanda geçen tanecik sayısı şu çizdiğim alan. Hangisinde birim zamanda aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısı daha fazla? T1 sıcaklığında. T1 sıcaklığında aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısının daha fazla olması demek, yani birim zamanda geçen tanecik sayısının daha fazla olması demek,
hızın daha büyük olması demek. Yani R1 büyüktür ne diyeceğiz? R2. Biliyorsunuz hızla sıcaklık nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. O zaman R1 R2'den büyükse T1 de nedir? T2'den daha büyüktür diyeceğiz. O halde bakalım. Birinci öncül doğru mu? Evet doğru. Her iki sıcaklıktaki ileri aktifleşme enerjisi aynıdır. Evet biliyorsunuz sıcaklık ne yapmaz? Aktifleşme enerjisine etki etmiyordu. T2 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi daha fazladır. Yanlış. T2 sıcaklığı daha düşük bir sıcaklık olduğuna göre ortalama kinetik enerjisi nedir? Daha düşüktür olması lazımdı. Yanlış diyeceğiz. Evet. Cevap ne diyeceğiz? Ceyhan. Evet. Sorularda da dikkat etseniz hep Ceyhan'dan gidiyoruz. Evet. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Gaz fazında yukarıdaki kapta gerçekleştirilen tepkimesinde işlemler ve sonuçlar verilmiş. Yapılan işlemlerden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir diyor. Yapılan işlemlerden hangisinin sonucu doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Sabit sıcakta piston B konumuna getirilip sabitleniyor. Şimdi pistonu ben A'dan B'ye getireceğim. Önce ben tepkimemin hız ifadesini bir yazayım. Tek adımda gerçekleştiğini varsayıyorum. Belirtmemiş ama şöyle diyeceğim. Reaksiyon eşittir K çarpı X2'nin derişiminin, şuna bir bakalım, evet birinci kuvveti, çarpı ne diyeceğiz? Y2'nin derişiminin karesi diyeceğiz. Girenlere göre yazdık. Şimdi şunu yapmışız biz, pistonu B noktasına getirmişiz. Şimdi molarite eşittir neydi? N bölü V idi. Mol sayıları sabit. Ben hacmi azaltırsam derişim ne olur? Artar. Yani bu maddelerimizin ikisinde derişimi artacak. Hacim yaklaşık olarak yarıya indiyse diyelim ki derişimler kaçar katına çıkacak? 2 katına çıkacak. Derişimler artarsa hız ne olur? Artar. O zaman birinci öncülümüz doğru. Piston A'da sabitlenip sıcaklık artırılıyor. Evet sıcaklık artınca biliyorsunuz ne oluyordu? Hız artıyordu. R eşittir şöyle demiştik. K çarpı X2'nin birinci kuvveti çarpı ne demiştik? Y2'nin derişiminin karesi demiştik. Eğer sıcaklık artarsa K hız sabit artıyordu. Dolayısıyla hız da artıyordu. Buna da doğru diyeceğiz. Sabit sıcaklık ve hacimde katalizör ekleniyor. Şimdi katalizör eklersek ne olur? Aktifleşme enerjisini düşürür ve hızı da artırır. O zaman üçüncü öncüle de ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Cevap 1, 2, 3 olacak diyoruz. Evet, sorumuza bakalım. Evet, gaz fazında gerçekleşen x artı 2y eşittir Z tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. Evet. Şuna bakalım öncelikle. Şimdi dikkat ederseniz burada ne olmuş? X'in derişimi kaç katına çıkmış? 2. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Hız kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Ben şöyle diyeyim. Hız ifadem ne olsun benim? K çarpı şöyle diyorum. X üzeri A olsun diyorum ve Y üzeri ne olsun? B olsun diyorum. Ben A ve B değerlerini bulabilirsem hız ifademi ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Eğer benim bu tepkimem tek adımda gerçekleşmiş olsaydı normalde benim şuna göre yazmam gerekirdi. Yani benim hız ifadem eğer bu reaksiyon tek adımda gerçekleşmiş olsaydı R eşittir K çarpı ne diyecektik? Normalde X'in birinci kuvveti çarpı ne diyecektik? Y'nin karesi diyecektik. Yani tepkimemizin tepme derecesinin kaç olması lazımdı? 2, 1, daha 3. Yani şu kat sayılara göre yazmamız gerekir idi. Bakalım durum neyi gösterecek onu bulmaya çalışalım. Önce şöyle diyeceğim ben. X'in derişimi kaç katına çıktı? 2. 2 üzeri A diyeceğim. Y'nin derişimi kaç katına çıktı? 2 üzeri B diyeceğim. Bu da 2 katına çıktı. Peki K hız sabiti biliyorsunuz derişime bağlı değildi. K kendisinin bir katı. Bu arada hız kaç katına çıktı? Hız 4 katına çıktı. O halde ben bunu şöyle düzenleyebilirim. 2 üzeri 2 eşittir ne diyeceğim? 2 üzeri A artı B. Yani A ile B'nin toplamı kaçtı gençler burada? 2 çıkmış oldu. O zaman demek ki benim tepkime derecem kaç olacak? A ile B'nin toplamı 2 ise tepkime derecem 2 olacak benim. Ama eğer tek adımda gerçekleşmiş olsaydı benim tepkime derecemin kaç çıkması gerekirdi? Şurada yazdığım gibi 1 ile 2'yi toplarsanız eğer 3 çıkması gerekirdi. Dolayısıyla tepkimemiz kesinlikle mekanizmalıdır. Bunu söyleyebiliriz. Yani birden fazla adımdan oluşuyordur. Eğer hız ifademizle yani burada bulduğumuz hız ifadesiyle şu girenlere göre yazdığım hız ifadesi örtüşüyor olsaydı tepkimemiz için biz tek adımda gerçekleşiyor derdik.
Hız ifadesi r eşittir k çarpı x çarpı y şeklinde. Bakın burada 1, burada 1, toplamı 2. Fakat kesinlik sorusu olduğu için şöyle diyebilirim ben. Benim hız ifadem şu olabilir. R eşittir. Hani ben a'yı ve b'yi ayrı ayrı bilmediğim için. A ne olabilir mesela? 2 olabilir. Dolayısıyla x'in karesi olabilir. Diğer bir ihtimal r eşittir k çarpı y'nin karesi olabilir. Yani a 0, b 2 olabilir. Veya her biri 1, 1 olabilir. K çarpı x'in birinci kuvveti çarpı y'nin birinci kuvveti olabilir. Yani şu 3 ihtimal de söz konusu. Dolayısıyla şunun için ben kesinlikle doğrudur diyemem. Bu sıcaklıkta hız sabitinin sayısal değeri 0.1'dir. Peki bunu bulabilir miyiz sevgili gençler? İster şu denklemde yerine koyun, ister şunda, ister şunda yerine koyun. Bakın mesela şunu ben baz alırsam, birinci deney veya ikinci deney fark etmez, baz alırsam derişimler aynı. Dolayısıyla şöyle diyebilirim ben. Şunları bir kısmını silelim. Biraz kendimize şöyle alan açalım. Şurayı silelim. Evet. Şöyle demiştik. Şimdi mesela bunlardan herhangi bir tanesini yerine koyalım. Şurada mesela yerine koyalım. Hızımız kaç? 10 üzeri eksi 5. K çarpı diyeceğim. X'in derişimi kaç? 10 üzeri eksi 2 molar. Çarpı. Bunun birinci kuvveti. Ne diyeceğim? Y'nin derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Değil mi? Bunun birinci kuvveti diyeceğim. K'yı buradan çekersem ne çıkar buradan? 0,1. İsterseniz bunu mesela şunda yerine koyalım. Bir de onu deneyelim. İkinci deney verilerini kullanalım mesela. Hızımız kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyeceğiz. Eşittir. K çarpı diyeceğim. X'in derişimi kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin ne diyeceğiz? Burada bakın karesini alacağım. K buradan ne çıkar sevgili gençler yine? 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 çıkar. Yani hız ifademiz bunlardan hangisi olursa olsun K'nın sayısal değeri her zaman için kaç çıkacaktır? 0,1 çıkacaktır. Tabi buradaki deney verilerine göre bu şekilde çıktı. Dolayısıyla ben ne yapabilirim? Bunu 0,1 olarak bulabilirim. Ne diyeceğiz cevabımız? 1 ve 3 olacak. Yani Denizli diyoruz. Evet, şöyle bir soru. Bu da farklı bir soru. Şöyle demiş, aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hızları arasında ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi öncelikle şunu bir hatırlatalım. Şöyle demiştik, biz zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler neydi? Çok hızlı. O halde bu üç tepkime arasında en hızlı olan kimdir? Birdir. Peki 2 ile 3'ü nasıl karşılaştıracağız? Şöyle demiştik biz, bir tepkimede ne kadar çok bağ kopup oluşuyorsa reaksiyon o kadar yavaştır diyor. Bakın, burada C3H8 var. Buradaki bağ sayısı bunlara göre nedir? Daha fazladır. Burada C3H8 artı 5 tane oksijen var. Burada bir tane hidrojen, bir tane de iki tane hidrojen, bir tane oksijen var. Dolayısıyla üçüncü tepkimede kopan ve oluşan bağ sayısı çok daha fazla olduğu için ne olacaktır? Üçüncü tepkime daha yavaş olacak diyoruz. O halde bir hızlıdır 2'den, o da hızlıdır ne diyeceğiz? 3'ten diyeceğiz. Dolayısıyla doğru seçenek Adana'dır diyoruz. Evet, şu sorumuza bakalım. Şöyle demiş. İki farklı kap var. Birer molar ve bir litrelik çözeltiler. Hidroklorik asit çözeltileri. Üzerlerine çinko ilave ediyoruz. Birinde toz halinde çinko, birinde parça halinde çinko var. Şurada ikinci kapta bakın. Çinkoları parçacık haline getirdiğimiz için temas süreyi daha fazla. Dolayısıyla ikinci tepkime daha hızlıdır diyebilirim. Doğru. Birinci tepkinin hız sabiti daha büyüktür. Şimdi sevgili gençler şöyle, ben R eşittir K çarpı diyeceğim. Bakın şu katı olduğu için hız ifadesinde yer almayacak. HCl'nin derişimini ne diyeceğim? Karesi diyeceğim. Gazlar ve suda çözünenler yer alıyordu. Peki şöyle demiştik biz, temas yüzeyi artarsa ne olur? Temas yüzeyi artınca K hız sabiti artar. Dolayısıyla hız ne olur? Artar. Yani ikinci kabımda çinkonun temas yüzeyi daha fazla olduğu için hız daha fazladır. Peki temas yüzeyi artınca ne olmuştur? K hız sabitini artırmış, dolayısıyla hızı da artırmıştır diyoruz. Birinci tepkimenin hız sabiti daha büyüktür. Yanlış, ikinci tepkimenin hız sabiti daha büyüktür olacaktır. Tam verimli tepkimeler sonunda eşit miktarda hidrojen gazı oluşur diyor. Şimdi dikkat ederseniz her iki kaba da eşit miktarda çinko ilave edilmiş. Kaplardaki HCl'nin de miktarları aynı olduğu için
Her iki kapta da eşit miktarda ne oluşur? Hidrojen gazı oluşur diyoruz. Dolayısıyla cevap Denizli 1 ve 3 diyoruz. Evet, sorumuza bakalım. Şimdi dikkat ederseniz başlangıçta tek basamakta gerçekleşen bir tepkime var. Sonra ikinci tepkimemiz iki basamakta meydana geliyor. Diyor ki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği birinci durumda gösterilen tepkimeye uygulanan işlemin sonucunda ikinci durum elde ediliyor. Şimdi ikinci durum elde edildiğine göre bakın aktifleşme enerjisi düşmüş. Normalde birinci tepkimemizin aktifleşme enerjisi, bunu kırmızıyla gösterelim. Birinci tepkimemizin aktifleşme enerjisi şurasıydı. Bakın ikinci tepkimeye gelince ne oldu? Aktifleşme enerjisi düşmüş oldu. Veya şuna bakarsanız yine aktifleşme enerjisi düşmüş oluyor. Her halükarda aktifleşme enerjisi düşmüş. Dolayısıyla aktifleşme enerjisini düşüren sadece hangi etki vardı? Katalizör etkisi vardı. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Sıcaklık artırılmış. Sıcaklık bir defa aktifleşme enerjisine etki etmiyordu. Dolayısıyla A ve B yanlış. Hacim de aktifleşme enerjisine etki etmiyordu. Temas yüzeyine aktifleşme enerjisine etki etmiyordu. Aktifleşme enerjisini sadece kim değiştirir? Katalizör değiştirir diyoruz. Dolayısıyla doğru seçenek Denizli olacak diyoruz. Evet. Hız sabitlerinden hangileri doğru yazılmıştır diyor. Biliyorsunuz katılar yer almıyordu. Nasıl yazmam lazım? R eşittir K çarpı O2'nin birinci kuvveti olması lazımdı. Dolayısıyla bu yanlış. Buna bakacak olursak şunu almayacağız. Girenlere göre yazıyordu. Kaç CL'nin değişiminin karesi demiş. Doğru diyeceğiz. Şuna bakalım. CO'nun birinci kuvveti çarpı ne diyeceğiz? O2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Dolayısıyla bu da yanlıştır diyoruz. Doğru seçenek ne olacaktır o halde? Yalnız 2 olacak diyoruz. Buna benzer soru çözmüştük. Evet, şu sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri tepkime hızını değiştirirken hız sabitini etkilemez? Evet. Sevgili gençler, şunu bir hatırlayalım isterseniz. Hızı etkileyen ve K hız sabitini etkileyen neler vardı? Sıcaklık. Sıcaklık artarsa K hız sabiti artıyordu. Dolayısıyla hız da artmış oluyordu. Yani ikisini de etkiliyor. Katalizör. Katalizör kullanırsanız K hız sabiti artar. Dolayısıyla hız da artar. Yani hızı da etkiliyor. Onun dışında temas yüzeyi. Temas yüzeyi artarsa ne oluyordu? K artıyordu. Dolayısıyla R de artıyordu. Aynı zamanda tepkimenin cinsine bağlı. K hız sabiti hızla bağlı. Derişim. Derişim hızı değiştirir fakat K hız sabitine ne yapmaz? Etki etmez. Yukarıdakilerden hangileri tepkime hızını değiştirirken hız sabitini etkilemez diyor. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Katalizör olmaz, temas yüzeyi olmaz. Ne diyeceğiz? Hacim. Biliyorsunuz hacim derişimi etkilediği için ne yapar? Hızı etkiler fakat K hız sabitini ne yapmaz? Etkilemez diyoruz. Cevap yalnız 2 olacak diyoruz. Evet. Şu soruya bakalım. Tek basamaklı x artı 2y eşittir x'ye 2 tepkimesinin t santigrat derecedeki hız sabitinin değeri 10 üzeri eksi 2 litre kare mol kare çarpı saniye üzeri eksi 1'dir demiş. Bu sıcaklıkta x'in değişimi 0,1 y'nin değişimi 0,2 olarak alınırsa tepkimenin başlangıcı kaç mol bölü litre saniye olur demiş. R eşittir ne diyeceğiz? Şimdi bakın k çarpı diyeceğiz. X'in derişiminin birinci kuvveti çarpı ne diyeceğiz? Y'nin derişiminin karesi diyeceğiz. Değerleri yerine yazalım. Hız sabitimizin biri neymiş? 10 üzeri değeri 10 üzeri eksi 2'ymiş. Çarpı X'in derişimini 0,1 alacağız. Çarpı Y'nin derişimini de kaç alacağız? 0,2 alacağız. Bunun karesi diyeceğiz. O zaman burası 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. O da ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan ne çıkar? Hızımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkar. Pardon şunu yanlış yazdım herhalde. Burası 10 üzeri eksi 2 olacaktı. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5 olacak diyor. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani doğru seçenek Adana'dır diyoruz.
Evet, şu sorumuza bakalım ve burada bitirelim soru çözümümüzü. 2x artı 2y eşittir z artı t tepmesine ait sağ sıcaktaki deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle şunu bulmamız lazım. Şöyle yapıyorduk eğer hatırlıyorsanız. R eşittir şöyle diyorum ben. K çarpı ne olsun? X üzeri A çarpı Y üzeri B olsun diyorum. Normalde tek adımda gerçekleşseydi şöyle diyecektim. R eşittir K çarpı X'in karesi çarpı Y'nin karesi diyecektim. Bakalım tek adımda gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? En azından bunu da bulmuş oluruz. Şimdi şöyle diyeceğiz. Önce şunu yapalım. Maddelerden hani iki tane bilinmeyen var. Dolayısıyla birini sabit tutup diğerini incelemiş olacağız. Şimdi y'yi şurada sabit tutuyorum. Bakın y'nin derişimi sabit. X'in derişimi kaç katına çıkmış? 3. Hız kaç katına çıkmış? 3. X'in derişimi 3 katına çıkınca hız 3 katına çıkıyorsa o zaman bunun kaçıncı kuvvetini almam lazım benim? Birinci kuvvetini almam lazım. Yani ne olacaktır? X üzeri 1. A'yı bulmuş olduk. Geldik diğerini bulmaya. R eşittir yine K çarpı. Zaten sabitti. Bunu almadık. X üzeri A çarpı ne diyeceğim? Y üzeri B. Şimdi burada bir de X'i sabit tutup Y'yi bulmaya çalışalım. Bakın şuradan X sabit. 1 ve 3. deneylerde. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2. Y 2 katına çıkınca hız kaç katına çıkmış? 4. Diyeceğim bakın. Şu sabitti zaten bu gitti. X'in derişimi 2 katına çıkınca hız kaç katına çıktı? 4 katına çıktı. 2'nin kaçıncı kuvvetini alırsam 4'ü verir? 2. kuvvetini alırsam demek ki y'nin üstü de ne olacak? 2 olacak. O halde hız ifademiz ne olacak? R eşittir. K çarpı X'in derişiminin 1. kuvveti çarpı ne diyeceğiz? Y'nin derişiminin karesi. Şimdi bakalım şu hız ifadesiyle normalde eğer bu tek kademede olsaydı ben nasıl yazardım bunun hız ifadesini normalde? K çarpı X'in karesi çarpı ne diyeceğim? Y'nin karesi diyeceğim. Bu ifadeyle bu ifade uyuşmadığına göre demek ki tepkimemiz nedir? Mekanizmalıdır. Yani D seçeneği o halde nedir? Doğrudur diyeceğiz. Hız ifadesi R eşittir K çarpı X çarpı Y'nin karesidir. O zaman buna doğru diyeceğim. Tepkime derecesi 3'tür demiş. Evet şu X'ini toplayacağız. 1, 2 daha kaç olacak? Tepkime derecesine 3 diyeceğiz. Şöyle demiş. Aynı sıcaklıkta 0.1 molar X ve 0.1 molar Y ile başlatılan tepkimenin başlangıç hızı 16 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır demiş. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz sevgili gençler. Bakın bu veriler yani en pratik yolunu ben size anlatmaya çalışacağım. Bu verileri ben getirip şuraya yazayım bakın. Dördüncü deneymiş gibi düşünelim. Bunun derişimi kaç molar? 0.1 molar. Bunun derişimi kaç molar vermiş bana? 0.1 molar vermiş. Şuradan ben hızı bulmaya çalışayım. Şimdi 3 ile 4. deneyi karşılaştırmaya çalışalım sevgili gençler biz. Bakalım. 3'ten 4'e gelince X'in derişimi kaç katına çıktı? 2. Y'nin derişiminde değişiklik var mı? Yok yani kendisinin 1 katı. Peki bu 2 katına çıkınca biliyorsunuz hızımız neydi? X'in derişiminin 1. kuvvetiyle doğru orantılıydı. Yani eğer ben şunu yaparsam X'in derişimini 2 katına çıkarsam hızın kaç katına çıkması gerekir? 2 katına çıkması gerekir. Bakıyorum. X'in derişimi 2 katına çıktıysa o zaman hız da 2 katına çıkacak. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın 2 katı ne olur? 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Dolayısıyla buna ne diyeceğim ben? Doğru diyeceğim. E seçeneğinde şöyle verilmiş. Hız sabitinin değeri 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bakalım. Şimdi denklemde yerine koyup bulmaya çalışalım sevgili gençler. Şöyle diyeceğim. R eşittir neydi? K çarpı X'in 1. kuvveti çarpı Y'nin neydi? Karesi. Bunlardan herhangi bir tanesini yerine koyabilirsiniz. Hangi deneyi istiyorsanız. Mesela biz neyi kullanalım? Birinci deneyi kullanmış olalım. Birinci deneyde hız değerimiz kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı diyeceğim. X'in derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin 1. kuvveti. Çarpı Y'nin derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin ne diyeceğiz? Karesi. Buradan gerekli işlemleri yaparsak şunu bulabiliriz. Ben bunu şöyle yazayım isterseniz. Şunu mesela 200 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazabilirim. Eşittir K çarpı. Şurası ne olacaktır? 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 5 ne olacaktır? 25 ile 5'i çarp 125. 125 çarpı 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 6 gelecektir. K'yı buradan çekersem ne olur? 200 bölü 125 çarpı ne olur? 10 üzeri eksi 2 gelecek.
Buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsak, burayı 25'e bölersen burası ne olur? 8, burası kaç olur? 5, o zaman k'mız ne olur buradan? 8'i 5'e bölerseniz 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. O halde bakıyorum, hız sabitinin değerine şöyle demiş. 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 demiş. O zaman yanlış olan nedir? E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar, soru çözümümüz burada noktalamış olduk. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.